Merhaba sevgili Baby Joy radyo dinleyicileri, ben Ayşe Öner. Biraz da oyun ve arkadaşlardan söz edelim. Bebeğinizin başka bebeklerle birlikte olması önemli. Kendi boyutunda biriyle karşılaşmak bebeğinizi şaşırtacak ve mutlu edecektir. Çünkü biz onlar için çok büyüğüz. Bunun yanı sıra bebekler taklit ederek öğrenirler. Mesela bir küçük kardeş, ablası veya abini taklit ederek çabucak yürür, konuşur ve tuvalet alışkanlığı edinir. Aynı ay ve yaşta bebekleri olan arkadaşlarınızla sıklıkla buluşmalısınız. Böylelikle hem çocuklar eğlenecek, öğrenecek hem de birbirinizden aldığınız tavsiyeler ve tecrübeleri paylaşmak size de çok iyi gelecektir. Çocuklar bedenleriyle öğrenirler. Mesela bir ağaca sarılarak hissetmek isterler. Çocuk çevresindeki diğer vücutlardan ayrı bir vücudu olduğunu fark ettiği yaşa geldiğinde bu zihinsel fark edişten ziyade fiziksel bir fark ediştir. Çocuğun vücudu aracılığıyla en etkin şekilde öğrenmesi de doğaldır. Çocuklar en iyi fiziksel hareket yoluyla öğrenir. Koşarken, özellikle hayal dünyalarını zenginleştiren oyunlar oynarken hiç durmaksızın öğrenirler. Çünkü düşünme işlemiyle çocuğun aktivitesi engellenmez ve böylece çocuk doğrudan kendi yaşantılarından öğrenir. Son yıllarda büyük şehirlerde bebekler, çocuklar ve ebeveynlere yönelik konusunda uzman öğretmenler, gelişim psikologları ve özel tasarlanmış ekipmanları ile hizmet sunan kuruluşların olduğunu görmek sevindirici. Burada bebekler, çocuklar, oyun, müzik, resim gibi aktiviteler sırasında uzmanlar tarafından da izleniyor. Yapabildikleri ve hangi alanda özel destek almaları gerektiğini belirliyorlar bu uzmanlar ve ebeveynleri bilgilendiriyorlar. Böylece bebeğin, çocuğun dünyaya en geniş perspektifle açılmasına destek olmaktadırlar. Çocuğunuzun beyin gelişiminin %80'inin 0-5 yaşları arasında oluştuğunu ve bu dönemde anneli oyun grubuna katılmasının çok önemli olduğunu biliyor muydunuz? Doğumdan itibaren çocuğunuzu oyun gruplarına götürerek çocuğunuzun kendi vücudunu tanımasına, alansal farkındalık bilincinin gelişmesine, sosyal, fiziksel ve duygusal gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Peki niçin oyun? Oyuna karşı çıkanlar, küçük çocukların direkt olarak öğretmen merkezli eğitim sayesinde bilgi ve yetenek kazanarak istediklerine ulaşabileceklerini savunmaktadırlar. Onlar çocukların fantazi dünyasına saklanmaları yerine ciddi akademik değer taşıyan bilgilere ulaşmaları gerektiği konusunda ısrarcıdırlar. Aslında oyun, öğrenme sürecinde en güçlü, en yaratıcı ve en uygun araç olarak yer almaktadır. İlk olarak çocuklar oyunun farklı seviyeleri sayesinde ilerleme sağlarlar. Çocuklar yeni yetenekler kazandıkça ve bunu tekrarladıkça bir sonraki seviyeye atlarlar. Buna bağlı olarak çocuklar kendi öğrenim programlarını kendileri yaratırlar aslında. Çocuklar yeni şeyler öğrenmekten ve yeni yetenekleri denemekten büyük zevk aldıkları için kendileri bir adım sonra neyi öğrenmeleri gerektiğine yine kendileri karar vermektedirler. Oyun, fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişim için en üstün öğrenim programını sunar. Ayrıca materyaller kullanarak, başkalarıyla etkileşim içinde olarak ve yeni yetenekleri deneyerek çocuklar kendi çevrelerinin kontrolünü ellerinde tutma hissini tadarlar ki bu onların kendilerini becerikli hissetmelerine de neden olur. Son olarak oyun, zeka fonksiyonlarının doğal biçimde birbirleriyle etkileşim içine girmesini sağlar. Günümüzde beyin üzerinde yapılan araştırmalar göstermiştir ki bu tip etkileşim gelişim için çok önemlidir. Oyun, çocuklar için aynı zamanda dünya hakkındaki temel bilgileri ileride onların dil, matematik, bilim, sosyal bilgiler gibi alanlarda kullanmaları için bulunmaz bir fırsattır. Çocuklar çubuklarıyla ya da kumlarıyla oynarken bunlara ait olan temel bilgileri edinmiş olurlar. Kurbağa yavrularıyla oynayan küçük çocuk hayat zinciri hakkında pek çok şey öğrenmektedir. Sosyal dramatik oyun içinde yer alan çocuklar kelimeleri, deyimleri ve kendilerini ifade etmek için
karmaşık yapıları kullanmayı öğrenirler. Bizler her gün daha çok akademik odaklı programlar ve bilgisayar oyunlarını küçük çocuklara dayattıkça çocuklar maalesef pasif birer televizyon izleyicisi ve bilgisayar oyuncusu haline geliyor. Ve okul programları maalesef daha büyük okulların birer uzantısı oluyor. Böylece çocuklar oynama haklarını yitiriyorlar. Günümüzde her gün daha fazla ebeveyn oyunun önemini sorguluyor. Oyun çeşitleri peki neler? Mesela motor gelişimlerini geliştiren fiziksel oyunlar. Fiziksel oyun çocuklar için çok kritik olan ince kas motor gelişimi ve büyük kas motor gelişimini desteklemek için mükemmel bir fırsattır. Günümüzde yapılan bir araştırmaya göre vücudu çalıştıran bir aktivitenin beyni de uyardığı sonucuna varılmıştır. Küçük çocuklar fiziksel aktiviteyle gelen çalışmayı sağlıklı gelişebilmek için kesinlikle yapmak zorundadırlar. Sosyal oyunlar çocukların sosyal basamakları kavrayabilmeleri için en önemli fırsat, onların farklı sosyal oyunlar içinde yer almalarıdır. Başkalarıyla etkileşim içine girerek çocuklar önemli sosyal rolleri öğrenirler. Alma ve verme, sıra bekleme, işbirliği ve paylaşma gibi farklı niteliklere sahip etkileşimler sayesinde çocuklar aynı zamanda vicdani yargılama ve olgunlaşmış hissiyat kazanırlar. Büyüklerin dünyasında olumlu bir şekilde yer almak için çocukların pek çok sosyal oyun içinde yer almaları gerekir. Yapıcı oyunlar. Yapıcı oyun çocukların çevrelerini bir şeyler yaratmak için kullanmaları anlamına gelir. Bu tip oyun genellikle çocukların bloklardan kuleler yapmaları, kumla oynamaları, kaldırımları tebeşirle boyamak gibi aktiviteleri içerir. Yapıcı oyun çocukların farklı objeleri deneyimlemesine fırsat verir. Böylece çocuklar hangi kombinasyonların çalışıp çalışmadığını ve boyama, inşa etme gibi konularda fikir edinirler. Ayrıca bu tip oyun çocuklarda çevreleri üzerinde de bir kontrol kurma hissi sağlayarak kendilerini daha güçlü hissetmelerini sağlar. Yapıcı oyunlarda başarılı olan çocuklar ileriki yaşamlarında kelimeleri, fikirleri ve kavramları da beceriyle kullanabilmektedirler. Hayali oyunlar. Çocuklar hayali oyunlar yoluyla farklı kimliklere bürünerek farklı durumları ve olası olayları duygu ve dille ifade etme yeteneği kazanır. Buna ek olarak çocuklar bu oyunlar yoluyla daha esnek düşünmeyi de öğrenirler. Yeni fikirleri ve yeni sözcükleri denerler, kendi düşüncelerini risksiz bir ortamda ifade etme olanağı bulurlar. En teknolojik toplumlarda bile hayali oyunların bütün çeşitleri, semboller, kelimeler, fikirler vazgeçilmez ögeler olarak yer almaktadır. Kurallı oyunlar, gelişimsel olarak bütün çocuklar dünyayı ben merkezci bir bakış açısından görürler. Tabii ki bu gelişme süreci onların kuralları olan oyunları oynayarak farklılaşmalarına da olanak sağlar. Mesela lideri takip et, futbol, basketbol, saklambaç gibi oyunlar çocuklara bu oyunların kuralları olduğu gibi hayatın da kurallara sahip olduğunu öğrenme yolunda benzersiz bir fırsat yaratır. Sonuç, her gün gittikçe makineleşen ve karmaşıklaşan dünyamızda çocuklar oyuna ihtiyaç duyarlar. Çocukları sonu gelmeyen kavramlar ve akademik yetenekler içinde boğmakta çok da acele etmemeliyiz. Erken yaşlarda verilen pek çok oyun deneyimi çocuklarda ileride lazım olan akademik yeteneğin temelini oluşturmaktadır. Buna ek olarak oyun çocuklarda öğrenmeye karşı sevgi yaratarak 8 yıl boyunca alacakları temel eğitime karşı bir istek uyandıracak olan önemli de bir araçtır. Mesela 0-6 aylık bebeğiniz ile evde neler yapabilirsiniz? Bebeğinizin dünyaya yeni bir gözle bakmasını sağlayın. Boyun, omuz, kol kaslarının gelişimi için bebeğiniz karın üstü yatarken kollarının ya da göğsünün altına böyle silindir şeklinde bir minder yerleştirin. Küçük bir battaniye ya da bir havluyu böyle yuvarlayarak iki tarafından bir saç lastiğiyle tutturarak
tatminler elde edebilirsiniz. Ve bu aktiviteyi ayna karşısında yaparak daha da eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Ayna çocuklar için çok eğlenceli olur. Aynada kendilerini görmek onları oldukça heyecanlandırır. Kendi boyutunda bir şey görmüş olmak. Onun için ayna karşısındaki oyunları tüm bebekler çok severler. Bebeğinizle sörf yapın. Siz sandalyede otururken bebeğinizi yerde sizin karşınızda oturur vaziyette yerleştirin. Daha sonra onu kavrayıp havaya kaldırın, başınızın üstünden geçirin ve sırtınızdan yuvarlayın. Bu çok eğlenceli bir oyundur. Ya da siz yerde sırt üstü yatarken bebeğinizi karın üstü pozisyonda bacakların üzerine koyup yavaşça yukarı aşağı hareket ettirebilirsiniz. Aslında bunu bütün anneler yapar ve çok da eğlenir bebekler. Sallanma oyunu oynayın. Siz ve bir yetişkin daha bebeğinizi bir battaniye içine koyup karşılıklı onu sallayabilirsiniz. Bu aktivitede sallanan bebek duygusal olarak uyarılır. Yine bebeğiniz kucağınızdayken aynanın karşısına geçin. Onun vücudunun belirli yerlerini işaret ederek konuşun. Ağız, burun, göz, kol gibi. Sonra aynadan uzaklaşarak sorun. Bebek nereye gitti? Yeniden yaklaşarak. Buradaymış. Sonra aynadan uzaklaşarak sorun. Bebek nereye gitti? Yeniden yaklaşarak. Buradaymış. Deyin. Bu oyun bebeğinizin bedenine olan dikkatini arttıracak ve sizi diğerlerinden ayırmasına yardımcı olacaktır. Keşfedecekleri tüneller yapın. Her iki tarafı açık büyük kartondan kutular kullanabilir veya masanın iki yanını örtüyle kapatabilir ve bebeğinizi bunun içine doğru emeklemeye cesaretlendirebilirsiniz. Mesela bir kutunun ayakkabı kutusu olabilir. İki tarafını kesin, içine bir oyuncak araba koyun ve arabayı tünelden geçiriyor gibi yapın. Çocuğunuzun araba bir taraftan dışarı çıktığında tepkisini gözlemleyin. Arabayı çok yavaş itin ve tünelin içinde durdurun. Bakalım nasıl tepki verecek? Bir kurabiye kutusunu boşaltın ve içine oyuncak, yemek yerleştirin. Doldurduktan sonra kutuyu bir eşarp ile kaplayın. Çocuğunuz eşarbı çektikçe yeni sürprizlerle karşılaşacak, kendi başına bir şeyler yapabildiğini görmeye başlayacaktır. Peki 6-10 aylık bebeğinizle evde neler yapabilirsiniz? Bebeğin gelişen görsel ve iletişimsel becerilerine destek vermek için şunları deneyebiliriz. Işıkla oynayarak eğlenmek, bebeğinizin bir fenerin ışığına odaklanmasını sağlayın ve ardından bunu duvarda gezdirin. Daha zorlu bir uğraş için ışığı daireler halinde ve farklı bir tempoda hızlı ve yavaş oynatın. Yeni sözcükler öğretmeyi deneyin. Bebeğinizin vücudunda farklı kısımlara dokunun ve adını söyleyin. Bu sözcükleri kullanması belirli bir zamanı alsa da sözcüğü taşıdığı anlamla ilişkilendirmeyi öğrenmiş olur. Bu oyunu bir süre oynadıktan sonra çocuğunuza şunu sorun. Ağzın nerede? Adı belirlenen vücut kısmını işaret etmesine yardımcı olun. Bir başka oyun. Plastik bir su şişesinin etiketini çıkarın. Şişenin 1/3'ünü glikozla ve geri kalanını da suyla doldurun. İçine biraz renkli yaldız dökün. Şişenin kapağını tutkallayın. Çocuğunuzun yıldız çalkalayıcısını hafifçe vurup döndürmesine ve böylece yıldızları şişede yüzdürmesine fırsat verin. Becerebildiği bu işten aldığı keyfi izleyin. Çok keyif alacaktır. Mesela bir de ileri geri oyunu oynamak. Çocuğunuzun eline bir top ya da bir oyuncak verin. Elleriyle ve ağzıyla oyuncağı yoklamasına fırsat verecek zamanı tanıyın. Daha sonra oyuncağı geri vermesi için avcunuzu ona doğru uzatın. Şimdi ben alayım deyin. Eğer geri vermezse ve bu çağdaki her çocuk gibi yumuşakça elinden alıp bir süre tutun. Ardından ona geri verin. En çok hangi oyuncakları ilginç bulduğunu anlamak açısından çocuğunuzun verdiği ipuçlarını izleyin. Ve nesneleri ileri geri elden ele geçirme onda nasıl bir duygu yaratacak bunu ölçün. Bebeğinizin büyük kaslarını ve üst vücut gücünün gelişimine destek vermek için şunları deneyebilirsiniz. Bir dağa tırmanmak. Yere birkaç minder yığarak bebeğinize bunların zorlu bir tırmanışla aşmanın yolunu gösterin. Onu ayartmak için minderlerin üstüne
yeni ya da gözde bir oyuncağını koyun ya da dağın arkasına saklanıp görünerek C demece oynayın. Buna bayılırlar C oyununa. Top oynayın, bir topu çocuğunuzdan öteye yuvarlayın ve emekleyip geri getirin. Topu tekrar yuvarlayın ve bu sefer çocuğunuzu özendirerek topu almak üzere vücudunu kullanmaya çalışmasını sağlayın. Onu eline alıp emekleyerek ya da eliyle fırlatarak topu geri getirmeye özendirin. Peki 10-16 aylık bebeğinizle evde neler yapabilirsiniz? Çocuğunuzu üst ve alt vücut gücünü kullandırmaya özendirmek, ayrıca iletişim becerilerini güçlendirmek için şu oyunları deneyiniz. Basamaklardan güvenli iniş. Geriye dönmesini ve ayaklarıyla aşağıdaki basamağı yakalayıp bulmasına yardım ederek bebeğinize merdivenden nasıl güvenli inileceğini öğretebilirsiniz. Bebeğiniz basamağa yaklaştığında her sefer geriye dön ya da önce ayaklarını çevir gibi tutarlı yönlendirme sözleri kullanarak merdiven inmeyi öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Üst üste yığ vur devir oyunu. Çok sevecekler bu dönemde bu tür oyunları, çok seviyorlar. Çocuğunuzun bloklarını ya da plastik kupaları üst üste yığdırın ve ardından da ya ellerini kullanarak ya da küçük toplar fırlatarak bunları devirmesini sağlayın. Aynı zamanda bu oyun el, göz, eş güdümünü ve üst vücut gücünü geliştirmektedir. Çocuğunuza farklı türden kağıtlar, mesela ofis kağıdı, mumlu kağıt, alüminyum folyo gibi verin bu kağıtları ve bunları yırtmaya ya da buruşturmaya özendirin. Bunu siz gösterebilirsiniz ve çok sevecektir. Bu etkinlik ellerindeki küçük kasları geliştirmesine yardımcı olur ve yeni kavramlarla tanışmasını sağlar. Farklı kağıtların nasıl fiziksel özellikleri taşıdığı olgusuyla. Ve farklı kağıtların çıkardığı sesler üzerine konuşun. Bak gördün mü bunun sesi? Diğerine göre farklı. Bu hışır diyor, bu tıkır diyor gibi onunla paylaşabilirsiniz. Ve görünüşe bakıldığında da en çok hangi sesler ve kağıtlar hoşuna gidiyor bunu anlayabilirsiniz. Bebeğinizin ileri geri iletişimi fark etmesi için de şunları deneyin. Çocuğunuzu belinden tutun ve ileri geri sallarken de hepinizin bildiği bu tekerlemeyi veya ezgiyi söyleyebilirsiniz. Fış fış kayıkçı. Evet, bunu biliyorsunuz değil mi? Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, hop hop eder yüreği, akşama fincan böreği. Tekerlemenin yüreği kısmında çocuğunuzu havaya doğru kaldırıp burnunuzu boynuna sürtebilirsiniz. Ve bir müzik çalın, çocuğunuzla dans edin, ellerini tutun ve bir yandan diğer yana onu sallayın. Sonra da dizgini ona bırakın. Kendisi hareket aracıyla müzikle birlikte nasıl ifade ediyor bunu anlamaya çalışın. Haydi yapıştıralım oyunu. Bebeğinizi yüksek sandalyesine yerleştirin ve yapışkan tarafı dışarıda olan bir koli bantı ilmeğini eline verin. Bırakın parmaklarıyla bantı, elleriyle, kollarıyla yakalasın. Yapışkanlığa nasıl tepki veriyor? Size ne tür duygular iletiyor? Merak, eğlenme, düş kırıklığı ya da sinirlenme hangi duyguları gösteriyor? Bunları görmeye çalışın. 16-22 aylık olduğunda evde onunla neler yapabilirsiniz? Bunu denediğinizde ve çocuğunuzun hareketleri sırasında ritim ve denge becerilerini nasıl kullandığını izleyin. Bir geçit töreni yapın, bir marş müziği çalın ve çocuğunuzu omuzda taşıyarak evin içinde yürüyün. Yani yürüyüş yapın. Daha sonra onu yere indirin ve yürüyüşün başını çekmesine fırsat verin. İkinci yapacağınız oyun, başka bir yetişkinle birlikte bir örtüyü başının yukarısında tutun. Çocuğunuz ayakta dururken ya da otururken bunu yumuşakça kaldırıp indirin. Kutu kutu pense ya da başka bir halka şarkısı söylerken örtüyü yukarıda tutarak bir halka çizecek şekilde yürüyün. Evet, bu da onun seveceği bir oyun olacaktır. Çocuğunuzun sorun çözme ve biniş iniş kavramını irdeleme becerisine özendirmek için de şunları deneyebilirsiniz. Biniş ve iniş oyunu.
Çocuğunuzun üstüne çıkıp inebileceği farklı boyutlarda tabureler, alçak bir katlanır merdiven, alçak bir masa, bir kanepe minderi gibi değişik şeyleri sırayla dizin. Dikkatli bir gözlem altında çocuğunuzun bu parçaları tırmanarak aşmak için çalışmasını sağlayın. Bu uğraş sırasında da bin ve in yönlendirme sözlerini kullanın. Bu çok seveceği bir oyun, bir define saklama. Çocuğunuzun oyun alanına özel bir nesneyi saklayın. Bakalım bulabilecek mi? Önce göz önünde olan bir yere saklayın. Çocuğunuzun sorun çözme becerileri daha gelişkin düzeye çıktıkça define avının güçlüğünü yavaş yavaş arttırın. Bu fikirleri de çocuğunuzun problem çözme yeteneğini geliştirmek için deneyebilirsiniz. Büyük bir tabağın içini pirinç ya da diğer bakliyatla doldurunuz. Çocuğunuza kaşık ve kaplar vererek bakliyatı bunun içine doldurmasını isteyin. Bu aktivite el ve göz koordinasyonu üzerine yapılacak çok güzel bir egzersizdir. Yine sevecekleri bir oyun, içine sığabilecek misin oyunu. Birkaç tane büyük karton kutu bulun. Bir kısmı çocuğunuzun sığamayacağı kadar küçük, birkaçı da sığacağı kadar büyük olsun. Çocuğunuz kutuya girerken bakalım sığacak mısın diyerek alan farkındalığı yeteneğinin gelişmesini sağlayabilirsiniz. Hem de onun için eğlenceli bir oyun olacaktır. Yukarı aşağı oyunu. Onun size yukarı zıpla, aşağı atla demesini sağlayın. Sonra siz ona söyleyin. Düz dur ya da diz çök, yavaş yürü, hızlı koş gibi. Bu aktiviteler çocuğunuzun gelişen dil becerisine de yardımcı oluyor. 22 veya 28 aylık çocuğunuz ile birlikte evde neler yapabilirsiniz? Anlatacağım aktiviteleri çocuğunuzun hayal gücünü, dil gelişimini ve sembolik düşünme yeteneğini geliştirmek için kullanabilirsiniz. Çocuğunuza değişik tarzlarda şapkalardan oluşan bir sepet verin. Bu sepetin içindeki şapkalar mesela kovboy şapkası, itfaiyeci, sert bir şapka, yumuşak, kasket ve bunları denedikçe bu şapkalarla ilgili ona hikayeler uydurun, bayılacaktır. Yağmur taneleri oynayın, çocuğunuza bir torba pompon verin. Bunları havaya atın ve yağmur taneleriymiş gibi davranın. Yağmur yağıyor, seller akıyor şarkısında söyleyebilirsiniz. Hatta ona bir örtü vererek bunu şemsiyesiymiş gibi kullanmasını sağlayabilirsiniz. Onunla birlikte eğer bir hayvanat bahçesine gitmişseniz, orada ona bir zürafa gibi yukarı uzamasını, leopar gibi koşmasını, ayı gibi bağırmasını, maymun gibi tırmanmasını söyleyin. Taklitlerini izleyin ve karakterlere nasıl girdiğini gözden kaçırmayın. Tabii ki siz de arada buna katılabilirsiniz. Beraberce öğle yemeği pişirin. En bayıldıkları aktivitelerden biri, oyunlardan biri. Karton kutuyu bir fırın haline dönüştürün. Ocak yapabilmek için 2 adet kırmızı karton kesip kutunun üzerine yapıştırın. Düğmeler çizip bunları kullanabilirsiniz. Oyuncaklarını kullanarak yemek pişirsin ve daha sonra yesin. Çocuğunuzun gelişen simgesel düşünme ve rol oynama becerilerini sağlamlaştırmak için de şunları deneyebilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte bir kitap hazırlayın. 5 ya da 6 boş yaprağı üst üste koyup zımbalayın. Çocuğunuza kafasındaki hikayeyi anlattırırken kurduğu cümleleri sayfalara yazın. Çocuğunuz uygun resimleri çizebilir. Bu etkinlik yaratıcı düşünme becerilerini güçlendirir. Mantıksal düşünmenin ve olay sırasında, yani daha sonra ne oluyor gibi mantıksal düşünmesini, yanı sıra dil becerilerine odaklanmasını da sağlar. Bir çadır kurun, bir masa ya da iki sandalyenin üzerine örtü sererek bu çadırı kurabilirsiniz. Çocuğunuzun çadırı bir sahne dekoru gibi kullanarak ne tür hikayeler kurduğunu ve canlandırdığını izleyin. Dizgini ona bırakın ve kurduğu hikayelerde de bir rol üstlenin. Evet, gayet eğlenceli gördüğünüz gibi. Şunları da çocuğunuzun bir şeycilik oynamaya veya yaratıcı düşünme becerilerine özendirmek için deneyebilirsiniz. Bir dur ve başla bandosu yaratmak. Vereceğiniz dur ya da başla işaretlerine göre çocuğunuzun plastik kapları birbirine çarpmasını sağlayın.
Bunu iyice öğrendiğinde de düdük gibi bir sesle işaret verin. Bir kırmızı ışık, yeşil ışık oyunu oynayabilirsiniz. Kırmızı ve yeşil renkli kağıtlardan sinyal daireleri kesin. Bu işlem çocuğunuzun bir simgeyi, renk yani bir kavramla dur veya başla ilişkilendirmeye başlamasını sağlar ve dakikliği anlama yönünden önemli bir kilometre taşıdır. Başkasının giysilerine bürünmek. Çocuğunuzun incelemesi için eşarplar, şapkalar, ayakkabılar, önlükler vesaireyi toplayın. Kostümüne dayanarak bir senaryo canlandırmayı henüz başaramasa bile farklı görünümleri ve duyguları yaşamaktan hoşlanacaktır. Gördüğünüz gibi çocuğunuzla evde onun zihinsel, bedensel, duygusal gelişimine katkı sağlayacak, motor gelişimine katkı sağlayacak pek çok oyun ve aktivite yapabiliyorsunuz. 28-36 aylık çocuğunuz ile evde neler yapabilirsiniz? Çocuğunuzun dil ve mantıksal düşünme becerilerinin geliştirmesine yardımcı olmak için şu önerilerden yararlanabilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte basit tarifli bir yemek hazırlamak. Hazır puding, fıstık ezmeli sandviçler ya da dondurulmuş meyve suyu çocuğunuzun karıştırma, sürme ve dökme işlemleri sırasında size yardımcı olması için son derece elverişlidir. Ona yemek tarifini ya da kullanım talimatlarını gösterin ve bunları okurken sözcükleri parmağınızla işaret edin. Uğraşta izlenecek sırayı önceden ve işlem sırasında konuşarak, mesela önce şu sütü dökeceğiz şeklinde ona öğretebilirsiniz. Ters çevrilmiş bir karton kutudan bir posta kutusu yaparak postanecilik oynamak. Kutunun üstünde zarfları ya da dolgu torbalarını koymayı elverişli bir yarık açın. Çocuğunuzu ailesine ve arkadaşlarınıza mektup yazmaya, bunu tabii resimlerle de yapabilir ve bunları posta kutusuna atmaya özendirin. Gerçek bir posta kutusuna atmak üzere size bir mektup yazdırılması yoluna da gidebilirsiniz. Çocuğunuzun en hoşlandığı hikayeyi canlandırmak. Çocuğunuzun gözde hikaye kitabını yüksek sesle okuyun. Evde bulduğunuz aksesuarları kullanarak birlikte hikayeyi canlandırın. Çocuğunuzun bu hikayede geçen sözcüklerin birçoğunu hatırlaması sizi çok şaşırtabilir. Asıl hikayedeki olaylar dizisine sıkıca bağlı kalıp kalmadığını anlamak açısından canlandırmada ipleri onun eline bırakın. Evet, bir de yapacağım işler çizelgesi hazırlayabilirsiniz. Çocuğunuzdan sabahleyin ve akşam neler yapacağını ya da yapmaması gerektiğini anlatmasını isteyin. Bunları yazıya geçirin. Kendi başına çizelgeyi okuması için resimler ekleme yoluna da gidebilirsiniz. Uğraşılarda izlenen sırayı ve bazılarını diğerlerinden önce ya da sonra gelişinin nedenlerini konuşun. Mesela yemekten sonra diş fırçalamanın gerektiğini ona anlatabilirsiniz. Bu çocuğunuzun bir gününde geçen olaylar arasındaki mantıksal bağlantıları anlamasına da yardımcı olur. Çocuğunuzun hayal gücünü ve mantıksal düşünme becerilerini kullanmasına destek vermek için şu öneriler de denenebilir. Çocuğunuzla beraber bir bahçe kurun. Bir saksıya ya da bahçenizin bir köşesine ot, fasulye, havuç ya da ayçiçeği gibi bitkilerin tohumlarını ekin. Süreçteki olay sırasını anlaması için her aşamayı çocuğunuzla konuşun. Mesela önce saksıya toprak koyuyoruz, ardından parmağımızı içine batırıp tohumu koyacak delik açıyoruz şeklinde ve sonra da tohumun nasıl geliştiğini görmek üzere her gün çocuğunuzla birlikte bahçeyi izleyin. Buna benzer etkinlikler mantıksal düşünmeyi ve dil becerilerini geliştirir. Çünkü çocuklar yeni nesneleri, deneyimleri ve düşünceleri keşfederler. Evet, 3-5 yaş çocuğunuz ile evde neler yapabilirsiniz? Bu hepiniz çocukken bu oyunlar gerçekten çok
keyifli idi. Çocukluğumu hatırlıyorum bunları konuşurken. Mesela müzikal sandalye oyunu, oyuna katılan çocuk sayısına yetecek kadar birkaç sandalyeyi halka halinde yerleştirin. Çocuklar bu sandalyelerin etrafında dönerken sevdiği bir müzik söyleyebilirler veya çalabilirsiniz. Müzik durduğu anda hepsi çarçabuk oturacak bir sandalye bulsun. Sonra müzik tekrar başlasın. Her turda beklentinin ve heyecanın nasıl geliştiğini izleyin. Çok eğlenceli. Ve parklı hayvan yürüyüşlerini keşfetme. Mesela dört ayak üstünde bir köpek gibi yürüyün, yerde sırt üstü uzanarak kollarınızla ve bacaklarınızla bir yengecin ilerleyişini taklit edin. Karın üstü yatarak bir yılan gibi kayın, hayvan sesleri çıkarın ve taklit ettiğiniz farklı hayvanlar hakkında çocuğunuzla konuşun. Bu da çok eğlenceli bir oyun olacaktır onun için. Kocaman bir tahta kaşık kullanarak değişik nesneler taşıyabilirsiniz. Boya kalemi, para, küçük toplar gibi. Ve bunları düşürmeden bir kovaya atabilirsiniz. Farklı ağırlıktaki nesneleri taşımak farklı güç kullanımını gerektirdiği için çocuğunuzun mantıklı düşünme becerisini test etmesini sağlayabilirsiniz. Çocuğunuz bunların haricinde çocuğunuzla birlikte yere diz çökerek sihirli taş oyunu oynayın. Bu da çok eğlenceli bir oyundur. Mesela sihirli taş, sihirli taş. Annemi bir kurbağaya çevir. Sonra yukarı zıplayın ve söylediğiniz yaratığa dönüşerek onun gibi sesler çıkarın. Buna bayılacaktır. Çocuğunuza hikaye okuyun. Sayfaları çevirirken diğer sayfaya gelmeden önce ona "Şimdi ne olacak tahmin edebiliyor musun?" gibi sorular sorun. Bu onun hayal gücünü ve yaratıcı düşünce yeteneğini desteklerken ona okuma ve mantıkla düşünme yolunda önemli bir adım attıracaktır. Evet, 18 aylık çocuklar gurur, mahcubiyet, utanç gibi karmaşık duygularını ifade etmeye başlarlar. Aslında yaş fark etmeksizin herkes bir şekilde hissettiği duyguları dışarı vurmak ihtiyacındadır. Birçok yetişkin bunu yazarak, okuyarak, spor yaparak, araba kullanarak ya da sevdikleri biriyle konuşarak yapabilmektedir. Çocuklar duygularını ifade yöntemlerinde kısıtlıdırlar. Karmaşık duygular hissetmeye başladıkları dönemde bunları ifade edecek yeterli kelime hazinesine sahip değildirler. Çocuklar ilk başlarda duygularını mimikler, el kol hareketleri ve daha sonra da resim yaparak gösterirler. Sanatsal deneyimler çocuğunuzun duygusal gelişimi için büyük önem taşırlar. Birlikte yapılan sanatsal aktiviteleri çocuğunuzun duygusal gelişimini desteklemeniz için harika bir yoldur. Hatta Picasso'nun söylediği bir söz var. "Ben çocuklar gibi çizebilmek için bir ömür harcadım," demiş Picasso. Çevrelerini etkileyebilmek ve bunun farkında olmak, güven ve bağımsızlık duygularını geliştirmek için önemli bir adımdır. Güven ve bağımsızlık hisleri ileriki yıllarda sağlıklı bir öz saygı, kendini beğenme ve doğru karar verebilme yeteneğini destekler. Müzik, çocuğunuzun gelişimi üzerinde müziğin etkileri nelerdir? Küçük çocuklara dikkat ettiğimizde onların bir şarkı söylediğin zaman ve annesi bir şarkı söylediği zaman ya çıkardığı sesleriyle ona karşılık vermeye çalışır ya da müziğe kendince katılır. Duydukları müziğin etkisiyle de bazen heyecanla dans etmeye, zıplamaya başlarlar ve bir ritim tuttururlar. Duyulan müziğe yapılan bu erken ve doğal tepkiler müziğin küçük çocukların gelişimi üzerindeki etkilerini görmemizi sağlar. Erken çocukluk döneminde müziğin en büyük faydası kuşkusuz çocukların fiziksel gelişimleri üzerinedir. Şarkı söyleyerek, hareketli oyunlara katılarak ve basit ritim enstrümanları ile oynayarak edinilen bu ilginç deneyimler ile çocuğunuzun ince ve büyük kas becerilerinin gelişimine destek verecek ve genel koordinasyon ile zamanlama yetilerini kuvvetlendirmiş olacaksınız. Müziğin çocuğun duygusal ve sosyal gelişimine etkisi, her çocuğun özellikle kendisini en iyi ifade edebileceği müziksel etkinlik türünde grupla çalışması kuşkusuz
onun sosyalleşmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Örneğin grupla söyleme, sesini kullanma ve denetlemeyi keşfedeceği, uyum becerisini geliştireceği, işbirliğine dair disiplin kazanacağı türden bir etkinlik içerisinde yer almasına olanak sağlayacaktır. Benzer biçimde çocukların müzik duygusunun gelişiminde sürekli dinleme önemli yer tutar. İnsan doğuştan dil ve konuşma yeteneğiyle doğar. Önce çevresindeki sesleri dinler, bunları anlamaya ve benzerini çıkartmaya çalışır. Ardından kendisini anlatmak ve çevresini anlatmak için sözcükleri kullanarak cümleler kurar. Sesler çocuğun dış dünya ile ilk iletişimin aracıdır. Çocukta dil gelişimi okul öncesinde gerçekleşir. Bu gelişimi destekleyen en güzel araç şarkılar ve tekerlemelerdir. Müzik eğitiminin konsantrasyon üzerinde de etkisi önemli. Konsantrasyon bir çocuğun neler gördüğünü, duyduğunu ve okuduğunu hatırlamasını sağlar. Bir iç güçtür, beyin jimnastiğidir, hedefleri iyi belirlemek ve onları gerçekleştirmektir ve başarı için temel bir ögedir. Başarı ve başarısızlık arasındaki farkı belirlemede etkili olan konsantrasyonun gücünü kullanmak ve bunu öğrenmek zordur. Konsantrasyon çocuğa disiplini ve hedeflerini belirleyip onları gerçekleştirmeyi öğretecek ve onu okul hayatına ve ileriye hazırlayacaktır. Çocuk erken yaşta konsantrasyonu öğrenirse bunun faydasını hep görecektir. Konsantrasyonu sağlamanın en iyi yollarından biri de müzik eğitimidir. Çünkü müzik kendi iç disipline dolayısıyla ciddi bir dikkat yoğunluğu gerektirmekte ve yapısı bakımından sürekli bir düzen içermektedir. Müzikle gelişen konsantre olabilme becerisi çocuğun yaşamındaki diğer alanlarda da olumlu yansımalar sağlayacaktır. Müzik eğitiminin hafıza ve zihin üzerinde de önemli etkileri var. Müzik eğitiminin çocuğun bilişsel becerilerinin gelişimine etkisi uzun yıllar araştırılmıştır. Öğrenmenin iki bölümünde dikkati çekmiştir. Dil gelişimi ve hafıza. Araştırma sonuçlarına göre çocuklar melodik ritimleri algılama ve hatırlama, bir bestedeki yükselen ve alçalan ses tonlarını fark etme, tempo değişikliklerini algılama hususunda muazzam bir kabiliyete sahipler. Araştırmalar aynı zamanda göstermiştir ki 7 aylık bebekler bildikleri şarkılar ve bir defalık dinledikleri şarkılar arasındaki farkı ayırt edebilmekte. Bu da uzun dönem müzik hafızası oluşturabilecek yeteneklerinin olduğunu göstermektedir. Kısacası düzenli ve sürekli bir müzik eğitiminin dikkati, konsantrasyonu, koordinasyonu, ana dili, alansal becerileri, özgüveni, karakteri, ilgi ve yetenekleri, beyin ile duygular arasındaki koordinasyonu, iletişimi geliştirdiği savını destekleyen pek çok deneysel çalışma vardır. Evet, bugünkü sohbetimiz burada sona eriyor. Gelecek programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili Baby Joy dinleyicileri.